Bilgisayar Başkanıyım. Ben bir demiş, psikolojik danışmanım. Biz bu çalışmayı yaparken öncelikle yönelik bir farkındalık eğitimi vermek istedik. Burada da nedir? Deprem meselesi. Proje kapsamında Maraş ilinin kırsal kesimlerini kapsayan bir çalışma bu. Önceliğimiz çalışmanın ana temasını çocuklarımız oluşturuyor. Deprem sonrasında çocuklarımızın psikososyal olarak topluma adapte olması, kendini bulması, psikolojik iyi halinin daha yani psikolojik iyi halini oluşturmak için bu çalışmaları yürütüyoruz. Aynı şey davranışlar ama travmatik bir olay yaşadığımız için olarak karşılayabiliyoruz. Ama bu durum geçmediği zaman... Çalışmamızın ikinci kısmında ise ailelerimizi ön plana çıkarıyoruz. Ailelerimize de ebeveynlerine psikososyal destek çalışması yapıyoruz. Burada bilgilendirme sunumu yapıyoruz. Bu bilgilendirme sunumunun içeriği ne? Sonuçta bir deprem yaşandı, bir afet yaşandı, bir travmatik olay var, bir durum var burada. Bu durumun sonunda anne babalarda görülen fizyolojik, psikolojik, ruhsal, bilişsel, sosyal olarak ne gibi olumsuz durumlar var ve kişi kendini nasıl iyi edebilir, nasıl topluma dönebilir, nasıl kendini daha iyi konuma getirebilir, bunları ifade edeceğiz. Ve çocuklarımızın durumu nedir? Çocuklarımızda depremden sonra ne gibi durumlar oldu, ne gibi olumsuz davranışlar oluştu ve çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağız. Toplu olarak eğitimimizi yaptıktan sonra özelde orada ifade edemediklerini eğitim bittikten sonra birebir ailelerle görüşmelerini yapıyoruz. Durumun mesela çocukta veya kendisindeki durumu daha detaylı bir şekilde bizlere anlatıyor. Biz orada nasıl davranması gerekiyor, neler yapması gerekiyor bunlarla ilgili bazı bilgilendirmeler yapıyoruz. Durumun daha ciddi boyutta olduğunu tespit ettiklerimize de uzman desteğine başvurması gerektiğini ifade ediyoruz. Ben bu arada psikolojik danışmanım. Zaten gerekli ön görüşmeleri, ön koşulları yapıyorum. İkinci kısımda bazı ileri boyutta davranışları devam eden kişiler var. Normalde hani 1-1,5 ayda yavaş yavaş bitmesi gereken davranış türleri var ama hala devam ediyor ve şiddetli bir şekilde artarak devam ettiğini belirtti velilerimiz. Bu durumda ciddi anlamda bir uzman desteğine ihtiyaçları var. Biz de bu uzman desteğini valiliğimize raporlayarak İl Sağlık Müdürlüğümüzle Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüklerimizin üzerinden destek almalarını sağlayacağız. Ailelerle görüştüğümüzde aileler hala şunu söylüyor. Çocuklarımız hala deprem olacak. Anne yatmayalım, uyumayalım. Hani bu gibi durumlarla karşılaştıklarını ifade ettiler. Biz burada mesela aile depremden etkilense bile çocuğuna bunu yansıtmıyor. Aslında işte aile güçlü modelini sunmak istiyor. Aslında burada bir noktada çocuğu artık duruma dahil etmeleri gerekiyor. Eğer deprem aileyi etkilediyse, kendilerini etkilediyse çocuğuna bunu anlatması gerekiyor. Yani biz bir deprem yaşadık. Bunda çok üzüldük, işte evimizi kaybettik gibisinden çocuklarına dahil etmeleri gerekiyor. Çocuklar mesela özellikle 0-5 yaş grubundaki çocuklar mesela deprem benim yüzümden oldu diyen aileler oldu. Ya burada ben merkeziyetçilik var çocuklarımızda. Burada aile çocuğa şunu ifade etmesi lazım. Deprem doğal bir afet. Bunları ben ifade ediyorum kendilerine. Depremin doğal bir afet olduğunu, insanların yüzünden olmadığını, işte dünyanın her yerinde depremin olabileceğini bu şekilde çocuklara ifade etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bazı ailelerimiz bunları söylemiyorlar. Söylemediği zaman da çocuk kendini suçlayabiliyor. Biz burada çocuğun kendini suçlamadan bu durumun doğal bir durum olduğunu, herkesin başına gelebileceğini bunu güzel bir şekilde ifade etmelerini ailelere söylüyoruz. Yapabilirsiniz. Sürekli görüştüğünüz aile içinde ilişkileriniz varken ne yapıyorsunuz? Daha gitmemeye. Her mahallede 30-40 aile, yani 30-40 aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Ve bu hedefimize hemen hemen şu an ulaştık. Her mahallede 30-40 ailemize dokunabiliyoruz. Kısaca biz ortalama 400 aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bazı alışkanlıklarımızı ne yapıyoruz? Kaybedebiliyoruz. Depremden önce anne babamız bizi koruyor diyebilirdik.